Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naksederse ondan da bizarım. O sözden de bizarım. Şikayetçiyim. Gel. Gel. Ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecuzi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Nice insanlar gördüm. Üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm. İçinde insan yok. Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz var ka düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayın. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Güçsüz, takatsiz bedenlere yüklendi. Can kokan taşlardan medeniyet inşa etmeye kalktı firavunlar. Ölümsüz kalmak için taşa oydurdular çehrelerini. Ebediyet taş idi onlar için. Geleceğe uzanan binalarla övünüp taştan mezarlar yaptılar. Kendilerine uyarıcılar geldiğinde, bize uğursuzluk getirdiniz. Bundan vazgeçmezseniz sizi taşa tutar, eziyet eder, elem veririz dediler. Bir kez daha kan döktüler taşlarla. Çaresizliklerini fark ettiklerinde elleri taşa sarıldı. Aciz bırakan her şeyden kurtuluş sandılar taşı. Hakikatten, ölümden, kaçışı olmayandan. Halbuki taştır cehennemin yakıtı. Babil'den bu yana gökyüzüne çıkmak için yığılmış taşlar, dağ gibi. Oysa dağ taşa yüklenince sorumluluk çekinmiş, kaçınmış ondan. Sadece beşer almış bu emaneti, sonra düşmüş. Taşa muhtaç sanmış kendini. Taştan ilahlar yaparak önünde diz çökmüş. İbrahim boynuna asmış baltayı taşın. Demişler, nasıl olur da bir taş baltayla zarar verir? Demiş, zarar veremeyenden fayda bekleme. Taştan binalar, yollar, duvarlar, gökdelenler. Medeniyet, taşlarla övünen akıl. Taşlara sığınanlar hep
toprağa salmışlar ordularını. En değerli taşların toprağın derununda gizlendiğini bilmemişler. Anlamamışlar toprak zerrelerinin enginliğini. Oysa toprağa bırakmış İbrahim sevdiklerini. Allah'a sığınmış İsmail su bulmuş toprakta, korumuş annesi. Suya bırakmış annesi Musa'yı, korumuş. Taşlardan toprağa sığınınca Musa uzakta ateş görmüş, anlamış. Benim, ben demiş, Allah demiş. Toprakla terbiye etmiş Musa kavmini. Aklımız Allah'ı neden almıyor diyenlere, dağa taşa bak demiş. Rabbi göster deyince parçalanmış dağlar. Toprağa dikilmiş bir taştır nihayet, yitirilmiş bir cana işaret eden. Başlarına taş dikildiğinde, ebediyen susmuş toprak olduğunu unutanlar. Ve bir gün, yatarken taşın üstüne, er kişi diye, ne er kalır, ne kişi sevdiklerinden. Yatarken taşın altına, sevdiysen Rabbi, sevdiysen Nebi'yi, o kalır. Kutlu Nebi, Allah'a yöneldiğinde taştan eve çevirdi yüzünü. Taştan ev, sonsuza dek kıblegâh oldu. Oraya varmak hacı oldu. Hacı oldu oraya varanlar. Herkes onun getirdiği değerler etrafında birleşti. Kötülüğe, şeytana taş attı hacca varanlar. Topraktan yaratmış Adem'i Allah. Musa toprağa vurunca sular yarılmış. İsa adım atınca kanat germiş melekler. Hangi toprağa basmışsa ayağını Kerem sahibi elçi, bereket olmuş. Taşa basmış İbrahim kurar iken Kabe'yi. İzi çıkmış ayağının, sevilmiş, makamı İbrahim olmuş. Taşa basmış Nebi yükselirken miraca, taş değer olmuş. Put olmaktan kurtulmuş, her şey yerli yerine oturmuş. Taşlar Allah'a yönelmiş ondan sonra. Allah korkusuyla inmişler zirvelerden. Hissedince günahı kararmış Hacerül Esved, bembeyaz bir taş iken. Nebi öpmüş, sahabe öpmüş, hacı öpmüş. Nebi'yi öpmüş taş, tavaf oradan başlamış. Tevazu yüklü taşlardan mescitler kurmuş Resul'e tabi olanlar. Secdeye varmışlar huzurunda Allah'ın. Sadece ona sığınmışlar.
Hira'da dururken görmüş Nebi ufukta apaçık. Örtüsüne bürünmüş önce. Sonra kalkmış, uyarmış. Taş kesilen zihinleri açmış. Allah demiş. Allah demiş Bilal taşın altında. Taş Allah demiş. Dedi, konuşmaz taşlar. De ki, o gün diller taş kesilir. Eller ayaklar haber verir yaptıklarından. Taş vardır içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır yarılır içinden sular akar. Taş vardır Allah korkusuyla düşer. Dedi, su çıkmaz taştan. De ki, ya Musa, asanı taşa vur. Her taş yerine oturdu dokununca Nebi. O el-emindir dediler. Siyah taşı yerine kimin oturtacağına o karar versin dediler. Ve henüz seçildiğinden habersizken bile adalet yaydı, güven yaydı, barış yaydı insanlara. Nebi olduğunda bir medeniyet kurdu. Gönüle giden, ilim üreten, adalet yayan. Zaman geldi, taş taşıdı. Vakit geldi, kalp okşadı. Yetimin başına koyunca elini Nebi, onun elinden mahrum kalan yetim oldu. Zengin oldu kendini fakir sanan. Fakir kaldı onu anlamayan. Nihayet taşı aşmayı öğretti. Gönülle, sevgiyle, duyguyla, akılla, sağlıklı bilgiyle. Dediler, yenilik yoktur ki onda. De ki, hepimiz yenilendik. Mahcup olduğu Taif'te Resul'e atılan taş. Bilmiyorlar dedi, af diledi alemlerin rahmeti. Bilmiyorlardı, bilmek istemiyorlar, direniyorlardı. Sizden biriyim dedi Nebi. Sevgi dedi, kardeşlik dedi, adalet dedi, merhamet dedi. Din dürüstlüktür dedi. Buyurdu, din müsamahadır, kolaylıktır, samimi olmaktır. Anlamadılar, konuştular. Sırt çevirip toprağa, taşa verdiler yanlarını. Taş yıkılıverdi. Suçladılar, değer bizdedir dediler, böbürlendiler. Nadan ne bilsin, nerede bir değer varsa, üzerinde Muhammed'in kokusu vardır. Nerede Nebi'den koku varsa, o değerlidir. Ya Resulullah, eğer sen gelmeseydin aleme, güller açmaz, bülbül ötmez, meçhul Esma Adem'e. Varlığın manası kalmaz. Gark olurdu mateme. Hayatın gayesi, yaratılışın manası silinmiş, yok olmuştu. Sevgiyi aradı, aşkı aradı insanoğlu. Kainatı yaratan, yoktan var eden Rabbin gücü.
gücünü anlamalıydı. Varlığın bir sebebi olmalıydı. Her şey manasız, başı boşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Dünya bomboştu. Dünya anlamsız idi. İnsanoğluna tutunacak bir dal, inanacak, yaşamını anlamlı kılacak bir nefes gerekti. Gayesizlik, umutsuzluk, yaşamın anlamını, fert ve toplum olmanın erdemini, insan olmanın gereğini kavrayamadı. Ruhlar bir şey bekliyor. Bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. İnsanlar birbirine inanmıyorlardı. İnsanlar kendilerine inanmıyorlardı. Onun dünyayı şereflendireceği zamana kadar akın karadan, gecenin gündüzden, gülün dikenden farkı yoktu. O gece kainat ufkundan bir güneş doğdu. O güneş ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam idi. O gece alimler semaya bakıp bu yıldızın doğduğu gece Ahmet doğmuştur dediler. Bu gece İslam'ın en son peygamberi Ahmet doğdu. Adını Muhammed koydular. O gece evin içi nurla doldu. Yıldızların sanki üzerimize dökülecekmiş gibi sarktıklarını gördük. Miladi takvime göre 20 Nisan'a denk gelen o geceyi. Ay desem, nuruna aydan daha parlaksın sen. Su desem, cümle sulardan daha berraksın sen. Şaşırıp inci desem, inci de senden doğuyor. Sadece katresi derya gibi ırmaksın sen. Gül desem, ey yüce mahbub, terinin damlası o. Neye teşbih edeyim, mazhar-ı evraksın sen. Ey Rauf, anneler evlada dönüp bakmazken, bir rahimsin ki bütün aleme kundaksın sen. Thank you.
sevgi peygamberiydi. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve merhamet etmek onun sünnetidir. Kainatın efendisi, Allah'ın Resulü, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız buyurarak imanı toplumsal barışın temel taşı yapmıştır. Toplumu sarmayan, toplumu sevmeyen, birbirini sevmeyen iman etmiş olamaz. İman etmedikçe de cennete gidemez. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun eli gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Ol Muhammed, Mustafa'dır canımız. Ruzi mahşerde bizim sultanımız. Hem şeriat hem tarikat kanımız. Marifet sırrı hakikattir canımız. Muhammed dinidir bizim dinimiz. Tarikat altından geçer yolumuz. Hem Cibril-i Emin'dir rehberimiz. Biz müminiz, mürşidimiz Ali'dir. Evvel başta Muhammed'e selavat, arif isen bu manaya verindi. Şeriattır, tarikattır marifet, hakikaten bize haber verindi. Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinde yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Ne oldu ey bulut?
gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine bizler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tek bir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Olsun yine pervazlara güvercinler. Kullara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şah! Vicdanlar sakat, çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Ayşe'nin gülüydün, ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmete verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bulanırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ne duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Yolunda başı can vermek ne güzeldir, ne güzeldir. Visalin derdine düşmek ya
taş odunda pişmek, sonunda sana erişmek ne güzeldir, ne güzeldir. İnsanı insan yapan erdemlerin, sevgi ve saygı değerlerinin odaklandığı bir iman ve insanlık arzulamaktadır. Kainatın efendisi şöyle buyurmuştur: beni anmayın, beni anlayın ve anlatın. İslam hoşgörü ve tüm inançlara saygı dinidir. İslam'ın habercisi Hazreti Muhammed'dir. Yüce Rabbim, bizleri sevgili Resulünün şerefine nail eylesin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Thank you.
ayrı sen, nuruna aydan daha parlaksın sen. Su desem cümle sulardan daha berraksın sen. Şaşırıp inci desem, inci de senden doğuyor. Sade bir katresi derya gibi ırmaksın sen. Gül desem, ey yüce mahbub, terinin damlası o. Neye teşbih edeyim, mazhar-ı levlaksın sen. Ey Rauf, anneler evlada dönüp bakmazken, bir rahimsin ki bütün aleme kundaksın sen.